Bugün size çıtır çıtır bir patates kızartması yapacağım. Biliyorum çoğunuz evinizde patates kızartması yediğinizde genelde böyle annemleriniz yaptığında dışı böyle yumuşak, ezik büzük, kararan, böyle farklı farklı oluyor. Hiçbir zaman bu fast foodçularda yedikleriniz gibi çıtır çıtır içi yumuşak olmuyor. Ama artık bunun çözümünü buldum. Şimdi hemen önce patatesleri soyacağız, sonra keseceğiz. Baya baya farklı püf noktaları yazıyor. Mesela bazıları diyorlar ki karbonatlı suda beklesin. Hayır, işe yaramıyor. Sodalı suda beklesin. Hayır, o da işe yaramıyor. Ben bu seçeneklerin çoğunu denedim. Patates ayçiçek yanında kızartılır, zeytinyağında kızartılmaz falan filan. Bu şekilde böyle bir sürü ayrıntısı var aslında. Bir de en önemlisi, patatesinizi kızarttıktan sonra hiçbir şekilde üstünü kapamayın, yumuşamasın. Mesela fast foodçularda neden çıtır çıtır söyleyeyim? Çünkü onlara donmuş bir halde geliyor. Donmuş patatesi böyle güzelce kurulayıp böyle bol yağda onların kızartma makinelerinde kızartınca çıtır çıtır olur. Şimdi patateslerimi ben güzelce şöyle bir soyayım. Bir 5 dakika sonra geliyorum. Şimdi patateslerimi güzelce soydum. 4 adet patatesim vardı. Bir de güzelce de bir yıkadım. Şimdi hemen bunları dilimliyorum. Şuna şu 1-2 yapalım. Öbür yanına da 1-2 yapalım. Yani toplamda bir dakika kaç ediyor? 1-6. Ben işte ne yapıyorum bu arada. Bence boyutu gayet iyi oldu. Bu şekilde dilimliyoruz yani mantıken. Sadece tek önemli nokta hepsini aynı boyutta bölmeye çalışın. Mesela küçük olanı 2'ye böldüm. Şimdi bu tarifin yani çıtır çıtır patates kızartması olması için ilk püf noktayı söylüyorum. Güzelce yıkayıp, güzelce bunun böyle bir nişastasını lavaboda bırakmasını sağlayıp, yani bunu yıkarken suyu bulanık olmayacak artık. Suyu berraklaşınca güzel buz gibi suyun içine sirke koyacaksınız. Cömert miktarda bir sirke koyun, böyle çeyrek çay bardağı falan. Ardından bunun içine böyle bir 10-15 dakika, 20 dakika, zamanınız varsa yarım saat falan güzelce beklesin. Hiçbir şekilde bu arada pişirdiğinizde sirke kokusu gelmiyor. Ben ki sirke eskiden hiç sevmeyen bir insandım mesela. Ama hiçbir şekilde bunu hissetmeyeceksiniz. İnanın. O yüzden sirkeli suda şimdi güzelce bunlar bekleyecek. Ardından görüşeceğiz. Mesela burada bulanık bir su var. Bu bulanık suyun böyle yıkarken berraklaşması gerekiyor. Ne zaman ki su berraklaşır, o zaman yıkamayı bırakıp soğuk suda bırakırız. İçine de böyle sirke koyacağız. Mesela şu an hala bulanık. Bir 15-20 dakika patatesim sirkeli soğuk suda bekledi. Ardından bunu süzdüm. Hiçbir şekilde üzerinden tekrardan su geçirmedim, yıkamadım. Yani böyle hala ufak böyle bir sirke kokusu var. Bu kalsın, yıkamayın. Çünkü o sirkenin patatesin dışına kıtırlık getirecek olan etkiyi yok etmiş olursunuz. Ardından şimdi bunu güzelce bu bezimin, mutfak bezimin üzerine koyuyorum. Şimdi bunu kağıt havluyla da olabilir. Güzelce kurulamamız lazım. Ben bunu genelde böyle bir 10-15 dakika bunun içinde bekletmeyi tercih ediyorum. Bunu güzel kağıt havluyla uğraşarak kurutabilirsiniz dilediğiniz gibi. Evet, şimdi bunun hepsini büyük bir kaba içine alıyorum. Ardından şimdi ikinci püf noktaya geçiyoruz. Kurumuş patateslerimin içine 2 çorba kaşığı bir un koyuyorum. Şimdi neden kuruttum patateslerimi? Çünkü ıslak patatesin üzerine ben bu unu koysaydım üzerine birikecekti ıslak patatesin üzerinde ve olmayacaktı. Yani onu nasıl anlatabilirim? Yapış yapış böyle unlar birbirine yapacaktı su yüzünden. Bunun içine 1 paket hamur kabartma tozum var. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzu kesinlikle bu noktada koymanız lazım. Böyle patatesi kızartırken falan koymayacaksınız. Şimdi bunu da hemen bunun üzerine döküyorum. Ardından şöyle güzelce karıştırıyorum. Bunu mesela ben 2 posta halinde kızartacağım. Aynı anda yağın içine böyle doldurmayacağım. Ve Allah rızası için şu patatesi kızartırken rahat bırak. Onu böyle koyuyorsunuz yağın içine. Tamam, artık rahat bırakın o patatesleri. O patatesler kendi halinde kendi kızarsın. Onunla böyle oynuyorlar. Ondan sonra o patatesler yamuluyor, o patatesler kırılıyor. Onun dışı güzelce çıtır çıtır olmuyor. Ne gerek var? Tabii ki zaten yağınızın kızarmış halde olması lazım. Bir tane bundan böyle içine atıyorsunuz. Hop, cız kızarıyorsa bunun yarısını birlikte atıyorsunuz ve oynamıyorsunuz. Lütfen oynamıyorsunuz. Şimdi yağım ısındı. Aa, bakın ısınmış. Oha, çok iyi örnek oldu. Mesela ısınmış gibi davranıyor ama içine onu attığımda hiçbir şekilde kızarmadı. O yüzden böyle bir noktada atmamamız gerekiyor. Patatesimi
Patateslerimizi güzelce bir peçetede kuruttuk. Ardından şimdi başka bir tabağa aldım. Üzerine kajun baharatı koydum. Aklınıza bulunsun. Kajun baharatı patates için birebir inanılmaz güzel baharat. Şimdi çıtırlığını size göstermek istiyorum. Bence duydunuz. Artık bence dışarıda sadece patatesi için o burgercilere gideceğinizi hiç düşünmüyorum. Evde en azından 3 ayda bir, 4 ayda bir de olsa, evet biliyorum kalorili ama bence bu kızarmış patatesi yemelisiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Unutuyordum. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.